Selam sayın izleyenler televizyon 3 haber bültenini izliyorsunuz. Özellikle dikkatinizi çekecek olan bölgemizden haberlerimiz vardır. Onlara bir bakalım. Japonya Büyükelçiliği'nden Mavrova Rostuşe Belediyesi'ne yeni bir hibe söz konusu oluyor. Özellikle Japonya Büyükelçiliği tarafından şimdiye kadar birçok belediyelere yardımda bulunmuşlardı. Öte taraftan ise bunların arasında Kalkandelen, Studenican, Üsküp, Manastır, Kratova, Staronagorican'e, Probişti, Prilepe ve Gratsko'ya destek verilmiştir. Buna ilişkin olarak bölgemizden bu konuda bu sefer hibe sahip olan Mavrova Rostuşe Belediyesi'dir. Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanı Medat Kurtovski dağıtma törenine katılırken kendi değerlendirmesini de yapmış oldu. Şimdiye kadar Japonya'dan özellikle alınmış olan yardımlardan kendileri memnun ve ileride bu ilişkilerin derinleşmesi konusunda her iki taraf hazır bulunduklarını tekrarlamıştı. Merkez Jupa Belediyesi'ne ait olan birçok vatandaş sosyal ile ilgili olarak kendi çalışmalarını ve işlemlerini yaptırmak için artık debreye gelmesine gerek kalmadan aynı işlemleri Merkez Jupa'da yapabiliyor. Konuyla ilgili olarak Emek ve Sosyal Politikaları Bakanları Gönül Bayraktar ve Sinev Aşkriyel vatandaşlarıyla yakından bilgilendirilmiştir ve açıklamalarda bulunmuşlardı. Eşlik etmiş olan belediye başkanı Aryan İbrahim'e göre burada yapılan olacak olan da çok şeyler hazır bulunuyor. Özellikle erken çağda çocukların eğitimi merkezi öte taraftan ise kreşin inşaatlarıdır. Mevcut olan etkinliklere devam etmesiyle birlikte eğer bu tempoyla devam ediyorsalar yakında Merkez Jupa'ya da bir kreşin inşa edilmesi için gereken şartlar yerine getirilecektir. Şimdilik ise mevcut olan bölgemizdeki etkinlikler Breşya Kreşi üzerine yapılmaktadır. Onun merkezi ise Debre'de. Ondan sonra acaba Amerika Jupa'da böyle bir kreşin açılacağı söz konusu olabilir mi? Bütün gereken zemin ayarlanmıştır. Sırada ise yetkili makamlardadır. Onlar ne hareket edecekler, o kadar vatandaş da faydasını görmüş olacaktır. Şimdilik ise hem yönetimden hem de bakanlıktan gelmiş olan yeşil ışıklar ancak bunun parlak bir bir geleceğine temenni edilmektedir. Mevcut olan etkinlikler devam ediyor. İlbahar'ın gelmesiyle birlikte kuzuların satışları da gündeme gelmektedir. Koyuncular Derneği Başkanı Skender Ağme'ye göre yapılacak olan etkinlikler ve satışlar 20 bin kuzuyu civarında bulunmaları gerekiyor. Skender Ağme'ye göre şimdilik ise koyuncular tarafından satışa çıkarılacak olan kuzular hazır bir şekilde getirilmektedir. Bunlardan özellikle mevcut olan kesim fabrikalarına da yollanacaktır. Onlardan Gornipolo Gosti var. Ondan sonra Üsküp. Türkiye'deki Stokopromet Promet şef fabrikasına da yollanacaktır. Özellikle mevcut olan etkinlikler söz konusu olurken başka tarafına da satılacak olan kuzular bu bahar içinde gerçek olacaktır. Mevcut olan Merke, Jupa ve Debre satılacak olan kuzuların sayısı yaklaşık 20 bin civarında. Debre Belediyesi için büyük temizlik olaylarından bir tanesi olan cumartesi gün için hazırlanmış olan temizlik aksiyonu ertelenmiştir. Debre için veya daha temiz debre için bu sloganla devam edecek diye olan aksiyon mevcut olan 22 Şubat tarihinde önümüzdeki başka bir tarihine taşınacaktır. Konuyla ilgili olarak bu organizasyonun örgütünde bulunmuş olan bazı etkin kişilerin arasından gelmiş olan bir haber söz konusu oluyor. Bu hafta bu tamamen iptal olurken haftaya gerçekleştirilecek büyük bir ihtimali söz konusu oluyor. Demek ki yarınki devre temizlik hareketi bir haftaya erteleniyor. Duf şelalesi kendi güzelliğiyle bütün vatandaşların değil turistlerin de gözdağı olmaya devam ediyor. Mevcut olan etkinlikler bu sefer ise Duf şelalesinin etrafını tasarlamak ve düzletmektir. Mevcut olan özellikle bu şelalelere ulaşabilmek için Rostuşe'den 30 dakikalık bir zaman gerektiriyor. Mevcut olan patikalar ancak yürüyüş ve daha hafif bir şekilde hareket edilmesi için yapılmıştır. Çünkü mevcut olan bu çalışmalar devam etmesi ile birlikte Duf Şelalesi'nin de mevcut olan değeri artmış olacaktır. Bilindiği gibi Duf Şelalesi 60 metre bir söz konusu yüksekliğe sahip olmaktadır. Burada ise mevcut olan yollar ancak ve ancak yol patikaları olarak turistleri ve vatandaşları oraya kadar götürmektedir. Ülkemizden de bugün yoğun bir manşet söz konusu olurken onlardan en önemli olan başlıkları sizinle paylaşıyoruz. Kuzey Makedonya için Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin başlatılması ve NATO üyelik konusunda Mart ayı hızlı geçecektir. Özellikle yapılmış olan İspanya resmi temaslardan bulunduktan sonra Dışişleri Bakanı'nın çalışmaları bu sefer ise başka tarafa bakmaktadır. Avrupa Birliği NATO üyelik protokolünün gelecek hafta onaylanacağı sözünü alırken mevcut olan İspanya parlamentosundan iyimser bir şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır. Öte taraftan ise Vestfalya ait olan barış ödülü bu sefer ise Kuzey Makedonya Cumhuriyeti eski başbakanı Zoran Zaev ve eski Yunanistan başbakanı Tsipras'ı öngörmüş oldu. Layık görülen bu iki kişi mevcut olan prestijli Almanya'nın en büyük ödüllerinden bir tanesi olan Uluslararası Barış Ödülü tamamen bunlara layık görüldü. Zoran ve Tsipras mevcut olan çağdaş siyasetini nasıl bir şekilde çözüme ulaşacağını en iyi bir örneklerden bir tanesi olmaktadır. Ondan dolayı her iki lider şimdilik ise bu ödüle layık görülmektedir. Mevcut olan dillerin kullanımı konusunda yapılacak olan çalışmalar bu sefer ise faslı sempozyon ve panellere taşınmaktadır. Teknik hükümetin başbakanı Oliver Spasovski, ülkemizdeki fazlasıyla dillerin kullanımı bu ülkenin zenginliğini olarak ifade etmiş olduğu, özellikle yeni getirilecek olan dillerin kullanma programı ile ilgili olarak kendi çalışmalarına da katkıda bulunmuştur. Buna ilişkin olarak özellikle toplulukların etnik haklarını ulaşabilmek için kurulmuş olan ajansının temsilcisi İlhan Rahman bir de ajansın yapılacak olan çalışmalar ve yüzde yirmi bulunmuş olan toplulukları için yapılması gerekenler konusunda bu paneller konuşulmuş olan konulardan bir taneli olmaktadır. Öte taraftan ise mevcut olan genel sekreterin temsilcisi Tahir Hani tarafından görüşmelerde yapılmıştır. Aynı zamanda moderatör olarak Tahir Hani ile birlikte birçok konuda değinimi ve ülkemizin diller konusunda zenginliğini tekrar tekrar Oliver Spassky Hükümet Başbakanı olarak tekrarlamış oldu. Mevcut olan dillerin zenginliği bu ülkenin zenginliğidir diye konuşuldu. Devlet İstatistik Bürosu'na göre yapılmış olan Aralık ayındaki ortalama maaşının tam 26.836 denar olduğunu söz konusu olarak kaydedilmiştir. Mevcut olan artış özellikle birçok alanda tespit edilmiştir. Nakliyat ve depolama 12,4 mevcut olan hizmetleri ve tamamen barındırma hizmetleri konusundaki artış %12. Öte yandan ise inşaattaki %11.9 olarak artışı da tamamen göz doldurmaktadır. Öte taraftan ise özellikle bazı yerlerde tam bu ortalama maaşın artışı da tespit edilirken orada ise teknik alanlarda %9,3, bilgilendirme ve iletişim alanında %8,4, bir de barındırma ve hizmet sirveslerinde 6,8 olarak bir kat sayılar gündeme gelmektedir. Kısaca Aralık 2019 ortalama maaşının 26.836 denar olarak kaydedilmiştir. Haber bültenimiz sona geldi. Görüşmek üzere efendim.